Arkadaşlar merhabalar. TYT AYT Geometri full tekrarda 5. gün 1. videodayız. Önemli günlerden birindeyiz. Üçgenin alanı tekrar edeceğiz ve klasik soruların çözümlerini yapacağız. E sayfa numarası 39 ve 40'da kısa bir tekrar. Ardından 41, 42 ve 43'te de üçgende alanla ilgili klasik soruların çözümlerini yapacağız. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende alan en önemlisi temel alan bağıntısı değil miydi? Yani bir üçgenin alanı şekilde 90 derecede özel bir açı varsa taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2 idi. Eğer 90 ya da özel bir açı varsa bu konudaki ek çizimimiz neydi? Tabana ait yükseklikti. Bunu sakın ama sakın unutma. Yani bu üçgenin alanı nedir? A çarpı H bölü 2. Ha bazen A çarpı H bölü 2 dar açılı üçgende yükseklik içeri düşüyor. Geniş açılı üçgende yükseklik nereye düşüyor? Bak taban yine burası iken, Şunun tamamı değil dikkat et. Taban burası iken yükseklik dışarıya düşebiliyor. Fark etmez yine aynı A çarpı H bölü 2'ye eşit oluyor alan. Yani taban çarpı tabana ait yükseklik. Tabana ait yüksekliği sakın ama sakın unutma. Alan bu. Sonra alan bulmanın bir ikinci yolu da sinüs alan formülü. Ya sinüs alan formülü tamam eyvallah söyleyeyim ben bunu ama e, bazı arkadaşlar gülüyordur. Gülün gülün. Alan nedir? Alan kollar ve aradaki açı belliyse Kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2'ye eşittir. Yani B çarpı C çarpı sinüs alfa bölü 2 sinüs alan formülüdür. Ha ben buna biraz karşıyım. Ama ya tabii ki kullanacağımız yerler olacak mı? Olacak. O da ayrı bir konu. Niye karşıyım? Ya adam şunu soruyor. Şurada kaçı 30 veriyor. Buraya 6 veriyor. Buraya 8 veriyor. Bunda bile sinüs kullanıyorsun kardeşim. Yani tamamıyla da karşı değilim tabii ki de. Ama şunu da söyleyeyim. Sinüsle ilgili yapılabilecek her soru aslında normal dik üçgenle de yani tabana ait yükseklikle de yapılabiliyor. E ben bu tür soruların sinüs alan formülüyle çözülmesine karşıyım. Niye? 6 çarpı 8 çarpı sinüs 30 bölü 2 yapacağına çek kardeşim yüksekliği 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 dersin 8 çarpı 3 bölü 2 üçgenin alanı diye midir? Yani daha rahat bir şekilde buluyorsun. Niye kendini zora koşuyorsun ki? Ya ne gerek var bunlara? Ya böyle fantazilere gerek yok. Evet tamam sinüs alan formülünü bil. Sinüsle de ilgili kısa yöntemlerimiz, tekniklerimiz tabii ki var. Onları da burada söyleyeceğim size. Kullanmanızı da tavsiye de edeceğim. Ama her böyle açı gördüğünüz sorularda da sinüs alan formülü kullandığınızı görmeyeyim. Tamam bu şekilde de olmasın. Evet alan bulmanın iki tane şey var dedim genel anlamıyla. Ya taban çarpı yükseklik bölü 2 ya da sinüs alan formülü. Ha bir de çevre yardımıyla alan bulma var. Bu sınavda çıkar mı çok zannetmiyorum çevreye biz 2U dersek çevreye 2U dersek hatta konu anlatımında da bile anlatmamışlığım var. Tekrar da anlatayım ne olur ne olmaz. Alan nedir biliyor musunuz? Kare küçüğünde U çarpı U eksi A U'dan bütün kenarları çıkarıyorsunuz. U eksi B ve U eksi C şeklinde olacak arkadaşlar. Şu şekilde alan bu. Ya bunu konu anlatımında bile ben niye vermedim? Çünkü niye? Hadi farz edelim siz olayı biliyorsunuz. Sinüsü öğrendiniz. Kardeşim buraya bir alfa dersin. Kosinüs teoremi yaparsın. Kosinüs alfayı bulursun. Sonra sinüs alfa da çıkar. B çarp C çarp sinüs alfa bölü 2'den de yaparsın. Ya yani buna da gerek kalmadan da sonuca da ulaşabiliyorsun. Ama yine de ne olur ne olmaz. Çevreye 2U dersek çevrenin yarısı U oluyor. Alanda kare küçüğünde U çarpı U eksi A, U eksi B ve U eksi C'nin çarpımı şeklinde alana ulaşabiliyoruz. Evet bu da işte çemberin merkezi. Bakın işte çemberin merkezi burası iken. Burası da işte çemberin yarıçapı darayken de Yine biz çevreye 2O dedik ya. Çevre yine 2O olsun mesela. Alanda burada işleyen çember alan ilişkisi. Alanda burada U çarpı R şeklinde çıkıyor. Bunu da çok fazla tavsiye etmiyorum aslında. Niye? Sen kendin zaten bu sonuca kendin ulaşırsın. Şu yarıçap ya. Bu da yarıçap, Bu da yarıçap, Bu üçgenlerin alanlarını ayrı ayrı yazdığın zaman. Burası A çarpı R bölü 2. Burası B çarpı R bölü 2. Burası da C çarpı R bölü 2. Parantezi alınca da zaten çevrenin yarısı R karşımıza çıkıyor. Kendin bu formüle de böyle odaklanmadan sonuca ulaşabilirsin diye e, bu tür şeyler çok fazla üstünde durmuyoruz. Ama ben yine de ne olur ne olmaz burada hatırlatmak istedim sizlere. Evet geldik şuraya. Kenar yükseklik alan ilişkisi. Yani ben burada ilk başta şuna ne diyorum? Alan kaydırma diyorum. Alan kaydırma. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa tepe noktasını istediğin yere oynatabilirsin. Alan değişir mi? Değişmez. Mesela şuradaki üçgen var elimizde. Buradaki üçgenin alanıyla, şöyle mavi renkle göstereyim istersen. Burada iki paralel doğru arasında tabanı sabitle buradaki tepe noktasını istediğin yere oynat. İstersen çek buraya. Şuradaki üçgenin alanı yine aynıdır. Çünkü niye? Tabanları aynı, paralel doğrular arasında yüksekler de aynı. O yüzden ben genelde şunu yapıyorum. İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa o üçgenin alanını bulamıyorsam ve yorum yapamıyorsam öncelikli olarak alan kaydırma yapıyorum. Bak tabanı sabitliyorum, tepe noktasını oynatıyorum. Hop buraya çektim mesela. Çektiğim zaman bu tepe noktası bu taban bu olacak şekilde üçgen oluşturduğumuzda alan aynıdır. Ya da bak mesela şu. Şu üçgen de yine alan aynıdır. Ne yaptım? Buradaki tepe noktasını aldım buraya getirdim. Tepe noktası bu taban bu olacak şekilde kırmızı üçgenin alanı da yine sarı üçgenin alanı ya da mavi üçgenin alanına eşittir ya da Siyahla ilgili şu üçgen mesela tepe noktası buraya getirdim taban burası iken e, DBC üçgenin alanı da yine sarı üçgene, kırmızı üçgene ya da mavi üçgene eşittir. Alan kaydırma genelde e, nerede oluyor arkadaşlar? İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa orada oluyor. E burada bunlar paralelse e, alan FBC eşittir. Alan ABC eşittir. Alan DBC o da eşittir alan EBC şeklinde hatta biz bunu daha da böyle çoğaltabiliriz arkadaşlar. Evet alan kaydırma dediğimiz özellik bu, olay bu. Zaten ben alanda 1. Taban çarpı yükseklik bölü 2. 2. Alan kaydırma 3. Alan dağıtma tabanlarıyla doğru orantılı olacak şekilde. Bu üç konuya çok önem veriyorum. Bu üç konuyu iyi bir şekilde bilen çok rahat bir şekilde sonuca ulaşır arkadaşlar. İşte bu alan dağıtma dediğimiz olay da bu. Buna da böyle şey yazayım. Alan dağıtma. Cümleyi siz okursunuz arkadaşlar. Biz şunu diyoruz. Tepe noktaları aynı olan üçgenlerde daha doğrusu tepe noktalarının aynı olması yükseklerinin de aynı olması anlamına geliyor. O yüzden tepe noktaları aynı olması. Tepe noktası aynı olan üçgenlerde alanlar tabanlarıyla doğru orantılıdır. Yani atıyorum buraya şu boşlukları hiç yazmışım ama alan ABD böyle alan ADC Neye eşit? X bölü Y'ye eşittir arkadaşlar. Burada nokta noktaya da gerek yok. İşte buradaki şeylere doldurmaya gerek yok. Hatta böyle kısaca burası 2K burası 3K ise hocam 2K'da kalan 2A ise 3K'da kalan 3A şeklinde bu şekilde alan dağıtmayı da bileceğiz. Alan dağıtma bak 1 taban çarpı yükseklik bölü 2 2 alan dağıtma 3 alan kaydırma bizim alan hayatımızın en önemli muhteşem üçlüsü diyebiliriz. Bu üç tanesine iyi bir şekilde hakim olan bütün alan sorularını çok rahat bir şekilde büyük ihtimalle yapacaktır. Yani zor sorularda zaten buradan çıkıyor. Evet. Şuraya gelelim. Bu da sınavda çıkmışlığı falan da var aslında. Tabanları aynı olan üçgenlerde. Tabanları aynı olan üçgenlerde alanlar yüksekliklerle doğru orantılıdır. Evet. Tabanları aynı. E yüksekliklerle doğru orantılıdır. E buna çok fazla ben girmiyorum. Çünkü niye? Atıyorum buraya A, A diyecek olursam alan ABC'ye bak. Alan ABC bölü Alan DBC'ye bak şimdi. Alan DBC'ye bak. Dikkat et. Tabanlar aynı. A çarpı H2 bölü 2. A çarpı H2 bölü 2. Bölü A çarpı H1 bölü 2 değil midir? H1 bölü 2. E buradan A bölü 2'ler gitti. Alan ABC bölü alan DBC neye eşit oldu? H2 bölü H1'e eşit oldu. Yani yükseklikleri oranına eşit olmuş oldu. Sınavda da çıkmışlığı var ama ispat yardımıyla zaten rahat bir şekilde sonuca ulaşıyorsunuz. Burayı da çok fazla kafanıza takmanızı istemiyorum. Ama bazı arkadaşlar var ki tabanları aynı. Aa hocam yüksekleriyle doğru orantılıdır deyip alanları da o şekilde paylaştırma yapabiliyorlar. Size kalmış ya da ispat yardımıyla da sonuca ulaşabilirsiniz. Evet kenar ortay ort taban alan ilişkisi arkadaşlar. Kenar ortay yani ağırlık merkezi alan ilişkisi. Bir kere şu kenar ortay olduğunda şu alanlar S1 şunlar bu ağırlık bu kenar ortaysa daha doğrusu Şurada kalanlar ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani burada kalan A ise burada kalan A nereden geliyor? Alan dağıtmadan geliyor. Sonra bu ağırlık merkezi ise eğer ağırlık merkezinden geçtiği zaman da şu çok önemli gerçekten. ÖSYM buna da önem veriyor. Böyle ağırlık merkezi gördüğünüz zaman şu diğerlerini de çizebilirsiniz böyle. 6 eşit parçaya ayırıyor. Bu da aslında alan dağıtmadan geliyor. Niye? Buraya mesela A diyecek olursanız burası da A'dır. Hocam burası K, burası 2K'ya. 2 kda kalan 2A ise K'da kalan A dersiniz. Çift çizdik A ise çift çizdik A olur. Aynı şekilde burası da A, burası da A dersiniz. Gerçekten de 6 eşit parçaya ayrılıyor. İspat yöntemiyle de çıkıyor ama ÖSYM de sevdiği için, kitaplarda sevdiği için siz bunu özel olarak bilseniz 6 eşit parçaya ayrılmasını bilseniz iyi olur. Hatta buradan şöyle üçgenlere bakacak olursanız böyle ağırlık merkezinde üçgenler oluşturduğunuz zaman 2S, 2S, 2S yani şurada kalanlar da ne oluyor arkadaşım? Birbirine eşit olmuş oluyor. Şu alan, şu alan ve şu alanda eşit olmuş oluyor. Ama bu genelde karşımıza çok çıkıyor. Buna dikkat edelim. Yani burada böyle atıyorum şöyle bir ağırlık merkezi falan verilmişse ağırlık merkezi hocam buradan da bunu geçirdiyse sen burada alanı dağıtmak için şöyle bir üçüncüyü de çizebilirsin. Şu alanların eşitliğinde şöyle gösterebilirsin. Alan dağıtırken işimize çok yarıyor. O yüzden bilseniz iyi olur. Sonra burada işte böyle 3-1-2 kuralı varken de böyle alanı dağıtabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu çok fazla kafanıza takmanızı istemiyorum. Ve dikkat edin burada ee, bu üçgende kenar ortaylar çizildiğinde kenar ortayların kesim noktasından da bir üçgen çizildiğinde şu hem büyük üçgenin ağırlık merkezi oluyor hem de küçük üçgenin ağırlık merkezi oluyor. Ondan dolayı S, 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 S S yazdık ya sonrasında hani 1'e 3 orandan dolayı S ise 3S olur. Alan dağıtmalardan da şuradaki kalanları da rahat bir şekilde dağıtırsınız. Alan dağıtmaya hakimseniz bunları rahat bir şekilde bulursunuz. E Hatta bu e, şeyse eğer tabi bunlar orta noktalarsa hepsi orta noktaysa dikkat. Yoksa böyle rastgele bir üçgen çizdiğinizde buradaki SSS sağlanmaz. E, buradakilerin hepsi orta noktaysa burada kalanların hepsi de birbirine eşit oluyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Açı ortay alan ilişkisi. Ya arkadaşım açı ortayda kollar belliyse e, tabanlardaki oran da bellidir. E, kollar oranı belliyse tabandaki oran da bellidir. Tabandaki oran da belliyse alanları da dağıtırsın. Mesela atıyorum burası 4'e burası 6 Hocam burası 2K burası 3K olur. E o zaman 2K'de kalan 2 aysa, 3K'de kalan da 3A deyip bu şekilde alan dağıtmayla sonuca ulaşırsın. Yani buradaki açı ortay alan ilişkisi böyle neyle doğru orantılıdır? Kollarıyla ya da tabanlarıyla bildiğiniz klasik alan dağıtmayla zaten bunu yapabilirsiniz. Bunu becerebilirsiniz. Bunda sıkıntı yaşamazsınız. Ha burada açı ortayların kesim noktası varsa bu üçgenlerin alanları tabanlarıyla doğru orantılıdır. Bunun sebebi nedir? Açı ortaylarının kesim noktası ya burası. Şuradaki kollara çizilen dikmeler birbirine eşit olmuyor mu? Evet. Kollara çizilen dikmeler birbirine eşit olduğu için dostum e hocam yükseklere eşit olan üçgenler oldu. Yükseklere eşit olan üçgenlerde ne demiştik? Tabanlarıyla doğru orantılıdır alanlar. A'daki alan A ise B'deki alan B's. C'deki da C's olur diyebiliriz arkadaşlar. Tamam. Bu da ezber yapılacak herhangi bir şey değil. Bunu da rahat bir şekilde kendin bulabilirsin. Sonra gelelim şuraya kenar oranları alan ilişkisi. Ya burada şöyle bir şey var. Ee, atıyorum. Burası A iken burası 2A ise ya da 3A ise. Burası da 2B'ye atıyorum burası da 3B ise. Sen normalde klasik alan dağıtmayla sonuca ulaşabilirsin. Hocam başlarız bir yerden. 2B'deki alan 2A ise tepe noktası bu. 3B'deki alan 3A dersin. A'dan 3A'ya geçiş yapacaksın. A'da kalan 5A ise 3A'da kalan da 15A dersin ve tüm alanda bu şekilde bulmuş olursun. Alan dağıtarak bu tür soruları yapabilirsin. Ya da sinüs alan formülüyle ilgili bir kısa tekniğimiz var. Onu da söyleyeyim. Onu da kullanıyoruz. O da gerçekten çok hoş bir yöntem ve teknik. Bak dikkat et. Şuraya dikkat et. Şuraya bir alfa dersem. bu üçgenin alanı kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2. Öbür büyük üçgenin alanında kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2. Oranladığın zaman sinüs alfa bölü 2'ler gidiyor mu? Gidiyor. O yüzden bu şekilde tepe noktaları aynı olan ya da ortak bir açıya sahip üçgenler gördüğünüz zaman kollar çarpımıyla üçgenlerin alanları doğru orantılıdır. Kollar çarpımı 1 kere 2 2. Buraya 2a dersek kollar çarpımı 4 kere 5 20. Tüm alana 20a diyebiliriz arkadaşlar. Yani burası 2a iken tüm alan 20a, buraya da ne kaldı? 18a kaldı diyebiliriz. Biraz önceki alan dağıtmasında da burası 2a iken tüm alanı 20a zaten bulmuştuk arkadaşım. İstersen tekrardan kendin de deneyebilirsin. Alan dağıtarak da yapabilirsin. Ee, bir tepe noktaları aynı iken kollar çarpımıyla doğru orantılı olacak şekilde bu şekilde alan dağıtımı da yapabilirsin. Evet. Yani şuraya ne yazabilirsin? Ortak tepe noktası. Ortak açı varsa ortak açı varsa kollar çarpımıyla orantılı diyebiliriz. Orantılı. Kollar çarpımıyla orantılı. Tamam. Ve buna geldik. Burada da arkadaşlar şöyle bir şey var. Bu biraz sizin için sıkıntılı olabilir. Konu anlatımında da ben vermemiştim. Bu A, B, C, D, E ve F diyecek olursak eğer. Yani, bak şimdi dikkatli bir şekilde dinle. Buradaki içerideki alanın büyük alana oranı nasıl bulunuyor biliyor musunuz? Yani alan DF alan DF bölü alan büyük üçgenin alanı Alan ABC, Yani çok böyle zor bir şey aslında bu ama inşallah aklınıza kalır. Ama ben bunu değişik bir de yapıyorum. Bu formülü de uygulamıyorum. Yukarıdaki ile biraz karıştırıp ona göre bir çözüm yöntemi yapıyorum. Sorusu geldiği zaman da size o yöntemle yani o teknikle yapacağım. Ama şimdilik ben burada size formülü göstereyim. Formül ne biliyor musunuz? Küçük üçgenin alanının büyük üçgenin alanının oranı. Şöyle birer atlayıp gidiyorsunuz. Ne bu? A, C, E. A çarpı C çarpı E artı geri kalan boşluktakiler B D F çarpımı B D F çarpımı bölü sonra bir kenar A artı B diğer kenar C artı D diğer kenarda E artı F aldı. İşte bunların da teker çarpımı teker teker çarpımı tekrarlıyorum küçük üçgenin alanının büyük üçgenin alanına oranı atlayıp gidiyorum. A, C, E artı B, D, F sonra bölü kenarların çarpımı. A artı B, C artı D E artı F. Bize küçük üçgenin alanının, büyük üçgenin alanına oranını veriyor. Tamam. Olay bu. haberiniz olsun. Aklınızda bulunsun. Böyle bir şey var. Ama ben bunu yine değişik teknikle yapıyorum. O değişik teknik inşallah sorusu vardır. Sorusu yoksa da e, videonun sonunda ben size işte bak bunu da böyle yapabiliyoruz deyip söylerim arkadaşlar inşallah unutmazsın. Benzerlik alan ilişkisi. Benzerlik oranının karesi ne eşittir arkadaşlar? Alanlar oranına eşittir. Benzerlik oranı burada ne? Burada A bölü A artı B. Yani A, A bölü A artı B benzerlik oranı ya A bölü A artı B'nin karesi alanlar oranına eşit olacak. Bunun alanı S1 bölü S2 değil dikkat. Büyük üçgenin alanı. Yani kısaca şöyle örnekle gösterecek olursam 2'ye 1 ya 2 bölü 3'ün karesi. 2 bölü 3'ün karesi 4 bölü 9. O zaman burası 4A iken burası 9A değil. Dikkat. Et. Burası 4A iken tamamı 9A olacak. Yani buraya 5A kaldı diyebiliriz. Ondan sonra burada böyle eşitlikler varsa dostum. Şu, şu 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 birbirine eşitse. Şunlar da tabii eşitse. Buradaki eşitlikler olduğunda da burası S, 3S, 5S, 7S, 9S diye gidiyor. Ama bunu zaten sen kendin ezberlemeden de 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4. S 4S olur dersin 3S'i yakalarsın. 1 bölü 3'ün karesi 1 bölü 9. Esken 9s olacak. 4s buradaysa buraya 5s kaldı diyebilirsin. Sonra 1 bölü 4'ün karesi sonra 1 bölü 5'in karesi deyip alan dağıtımından yani benzerlik alan çizgisinden burada kalanları da bu şekilde yerleştiririz. A bazı sorularda pratiklik sağlıyor. Bunlar eşit olduğunda s, 3s, 5s, 7s tek sayılar şeklinde gidiyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet gençler böylelikle tekrarı hallettik. Şimdi ne yapıyoruz? soru çözümlerine, klasik soru çözümlerine başlıyoruz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC üçgeninde sayılar verilmiş. Dik üçgende var. 15, 17 ise burası nedir? 8. 15, 25 ise 15, 20, 25, 3, 4, 5'in 5, 5 katından dolayı 20. Taban belli. Tabana ait yükseklik belli. Yani o zaman üçgenin alanı da bellidir. 28 çarpı 15 bölü 2'dir. Şunlar sadeleşse 14 yapar. 14 15 çarpımı önce 10 çarpsam 140. 5 çarpsam 70 70 zaman anda 210 yapıyor. Evet cevap böylelikle 210 çıktı örnek 1'de. Geldik örnek 2'ye. Evet alanlar birbirine eşit verilmiş. Dikkat. Şimdi alan AFE ile yani şuradaki alanla burada kalan eşit verilmiş. Şekilde 90 derece özel bir açı var mı? Yok. Tabana ait yüksekten demek ki sonucu ulaşamayacağım. Ama adam burada bu alanları niye eşit verdi? Klasik. Trigonometriden hatırlarsınız büyük ihtimalle. Hep böyle bu soruyu da sorarlar. O zaman ben burada beyaz alana bir B dersem. Dikkat edin. A artı B alanı neresi arkadaşım? Hocam şu üçgenin alanı. A artı B. Aynı zamanda A artı B alanı şu siyah üçgenin alanı değil mi? Eğer ikisi de A artı B alanına eşit o zaman bunlar birbirine eşittir. Her iki üçgende mavi üçgende ve siyah üçgende ortak bir açı var değil mi? Madem taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşamıyorum. Açı var mı? Sinüs alan formülü var mı diye bakacağım. Çünkü alan bulma ya taban çarpı yükseklik bölü 2'den ya da nereden geliyordu? Sinüs alan formülünden geliyordu. E burada hocam x uzunluğu isteniyor. Alan dağıtımı da yapamıyorum zaten. E dolayısıyla bu x aklıma geldi. Yükseklik yapamadığıma göre sinüs alan formülü yapıyorum. A artı b alanı mavi üçgenin alanı. Kollarını 8'e x. 8 çarpı x çarpı sinüs alfa bölü 2. Aynı zamanda a artı b alanım bu siyah üçgenin alanı. 6 çarpı x artı 3. 6 çarpı x artı 3 çarpı sinüs alfa bölü 2. Bunlar birbirine eşittir. Sin alfa bölü 2'ler gitti. Şu. 2'ye bölsen 3, 2'ye bölsen 4. O zaman burada 4x eşittir. 3x artı 9 yaptı. E böylelikle x'i de kaç bulduk? 9 bulduk. Bizden de zaten x isteniyor. İkinci soru böylelikle balık çıktı. Bak sinüse karşıyız ama illa sinüsten de bazı sorularda çıkıyor arkadaşlar. Evet geldik üçe. ABC eşkenar üçgenin verilmiş. Hemen açıları ne yapıyoruz? Yazıyoruz. 60, 60, 60. 60, 90 ise o zaman burası 30'dur. E hocam 60 90 sa burası da nedir? 30'dur. Hatta ters açıdan burası da 30. Ne çıktı burada? İkiz kenarlık çıktı. İkisi 2 ise 2'yi yazalım. 30'un karşısı dörtgen, 90'ın karşısı 8'dir. Bu bir eşkenar üçgendi. 10 sa burası da 10. Burası da 10. Buraya 6 kaldı. ABC üçgenin alanı soruluyor. Bir kenarı 10 olan bir eşkenar üçgenin alanı. A kare kök 3 bölü 4 değil midir? Yani 25 kök 3 yapar. Dolayısıyla 3. soru C oldu. Geldik 4'e. Şimdi ya hocam burada alan BDC isteniyor. Şu üçgenin alan isteniyor. Burada bir kere ben ne yapabilirim? 5'teki alan 5 aysa ise 12'de alan 12A deyip alan dağıtım yapabilirim. E sonra tüm üçgenin alanını bulabilir miyim? Bulurum. Bak burası 17 iken burası da 17 verilmiş. Ha. şekilde 90 derece yok ama aslında var. Çaktırmadan vermişler. İkiz kenarlık var burada. tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Ayrı bir yerde yapayım. Tabanına ait yüksekliği çizdim. 16'yı iki eş parçaya böldü. 8 8. E burası da 17 verilmiş. 8 17 ne üçgeni? 8 15 17 üçgeni. Tüm üçgenin alanı kaç A? 17 A. 17 A neye eşit? 16 çarpı 15 bölü 2'ye eşit. 16 çarpı 15 bölü 2'ye eşit. Şunu da şu sadeleşse 8. 8 ile de 15'in çarpımı kaç yapıyor? 120 yapıyor. O zaman A'yı buradan ne buluruz? 120 bölü 17 şeklinde buluruz. Bizden ne isteniyor? 5 A isteniyor. 5 çarpı 120 bölü 17'den Cevap da böylelikle 600 bölü 17 çıkar. Böyle cevapları aldırıp hocam ben bu bulabilecek yetenek değilim deyip işlem yapmamazlık yapmayın. Kendiliğinden de bazen cevaba ulaşabiliyoruz. Evet örnek 4 edremit oldu geldik örnek 5'e. Oranlamalar var kardeşim. A 2A B 3B şeklinde oranlamaları yazalım. BD uzunluğu A burası 2A burası B iken AE uzunluğu da 3B verilmiş. Alan dağıtacağız. Dağıtalım. En küçük üçgenden başlayalım. Mesela buradan başlayalım. Hocam B. B'deki alan. Bak B'nin tepe noktası burası. Bir yandan da tepe noktasına bakacağız. B'deki alan A ise 3 B'deki alan nedir? 3 A'dır. Sonra 2 A'dan A'ya geçiş yapacağım. Bak 2 A'dan A'ya geçerken A'daki boşluk burası. O boşluk tepe noktası burası yapıyor. O zaman 2 A'dan A'ya geçerken tepe noktası buraya kadar bakacağım. 2 A'da kalan A deme. 2 A'da kalan kaç A? 4 A. 2 A'da kalan 4 A ise 2 katı. A'de kalan da 2A olmak zorunda. 2 katından dolayı. Çünkü doğru orantı olmak zorunda. E zaten alın ABC'yi. ABC'yi vermiş bize. Toplamda 6A. 6A'yı kaç vermiş? 162 vermiş. Sen bunu 6'ya bölsen 6 kere 3 18 12 42 27 yapıyor galiba değil mi? Evet 27 yapıyor. A'yı 27 buluruz. Bizden ne isteniyor? 3A isteniyor. 3 çarpı 27'den cevabı nasıl ulaşırız? 81 diye ulaşırız. Yani örnek 5 denizli oldu. Geldik örnek 6'ya. Hocam dörtgen şeklinde daha dörtgeni görmedik. Dur bakayım soruyu oku. Burası A iken ED'nin pardon 3A iken burası 5A verilmiş. Oranlamaları yazalım. ED uzunluğu 5A iken BE uzunluğu 3A verilmiş. A oranlamalar var. Alan dağıtımı tüm dörtgenin alanını vermiş. Alan dağıtımı yapacağım. O zaman dağıtımı yapalım. Hocam 5A'da kalan 5A ise tepe noktası burası iken 3A'da kalan nedir? 3A'dır. Tamam. Şuraya bakalım. Şuradaki üçgenlere bakalım. 5A'da kalan tepe noktası C olan da 5B iken e burada 3B'de 3 ade kalan ne olacaktır? 3B olacaktır. Adam bana tüm dörtgenin alanını vermiş. Tüm alan bakıyorum ki 8A burada 8B burada. 8A artı 8B verilmiş bana. 240 verilmiş. 8'e bölsek A artı B de buradan 30 gelir. Alan ABC isteniyor bizden. ABC'ye bakalım. Bak A, B, C. İşte tam olarak burası isteniyor bizden. E burası da nedir? 3A artı 3B. Evet. 3A artı 3B isteniyor. Yani 30'un kaç katı yapıyor? 3 katı yapıyor. Cevap da böylelikle 90 çıkar arkadaşlar. Altın soru Edremit oldu. Geldik 7'ye. ABC ağırlık merkezi. Oo ağırlık merkezi burasıysa ağırlık merkezi alan dağıtımını ben biliyorum. Bir üçüncüyü de çizerim. Daha rahat bir şekilde alan dağıtırım. Ağırlık merkezinde buna dikkat et. Buradaki alanların hepsi birbirine eşit oluyordu. 6 eşit parça ayrılıyordu. S1 bölü S2 isteniyor. S1 dediğim buradan böylelikle 2A oldu. S2 dediğimde 2A oldu. Oranladığım zaman da ne çıktı? 1 çıktı. Dolayısıyla örnek 7'yi akça'yı bulduk. Geldik örnek 8. G ağırlık merkezi. Tamam. Öncelikle eksik parçaları tamamlayalım. 8 ise burası nedir? 4. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaya olur. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortay olur. 4 kök 5 yaptı burası da. E hocam 4, 4 kök 5, 1, 2 kök 5 üçgeninden burası 8 yapar. 8 iken burası da kaç yapar? 4 yapar. E şimdi ne yapacağız burada? ABC üçgenin alanını bulacağız. Ağırlık merkezi alan dağıtımında bir üçüncüyü de çizelim. Ne olur? Buradaki alanların hepsi birbirine eşit olur. Yani A'yı bulursak olay bitti. E hocam A'yı ben bulurum. Bak şurada dik üçgenin alanı. A alanı 4 çarpı 8 bölü 2. 32 bölü 2'den 16'ya eşit oldu. ABC üçgenin alanı isteniyor bizden. Yani 6A isteniyor. 6 çarpı 16'dan cevabı da ne buluruz? 96 buluruz. Örnek 8. Edremit. Geldik örnek 9'a. Ne demiş örnek 9'da? ABC üçgen AN açı ortay ve kenar ortay. Açı ortay ve kenar ortay verilmiş. 6 ve 10 verilmiş. Arkadaş açı ortayı öncelikle kullanacağım. Şu bir açı ortay. Şu ve şu. Şu da kenar ortay olduğuna göre şu parça ile şu parçanın eşit olması lazım. Açı ortaylıkta 6 bölü 10 en sadesinden gidelim. 3 bölü 5 değil mi? 3 bölü 5. Hocam burası 3K iken şöyle maviyle göstereyim. Şurası 3K iken şurasının ne olması lazım? 5K olması lazım. E tamamı 8K 2 eş parçaya bölecek. 8K'yı 2 eş parçaya böldüğün zaman hocam burası 4K yaptı. O zaman buraya ne kaldı? K kaldı. E altık alan dağıtabilirim. K'da kalan A ise 3K'da kalan 3A Şurası 4K. 4K'da kalan da 4A diyebilirim. Şimdi benden ne isteniyor? AND. Yani A bölü ABC. ABC'ye bakıyorum. Kaça? 8A. Oranladığım zaman ne geldi? 1 bölü 8 geldi. Dolayısıyla örnek 9 Edremit oldu. Geldik örnek 10'a. G ağırlık merkezi. Farklı şekilde yapabilirsiniz ama ben dayanamam. Neye dayanamam? İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa ben burada alan kaydırırım kardeşim. Çünkü bu tavsiyeyi size veriyorum zaten. Alan kaydırın. Ama öncelikli olarak G ağırlık merkezi ve bunlar paralelse yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran var mıdır? Vardır. Burada da yukarıdan aşağıya 2'ye 1 oran var mıdır? Vardır. Şimdi alan DF'yi vermiş bana 16. Maalesef oranlamalar var. Alan dağıtmam lazım, dağıtamıyorum. Üçgen yok. Ne yapayım? İki paralel doğru arasında bir üçgen varsa tabanı sabitleyip tepe noktasını istediğim yere oynatabilirim. En köşeye çekmek en mantıklısıdır. İster al B'ye getir, ister al C'ye getir. Ben aldım bunu B'ye getirdim. O zaman tepesi bu. Tabanı bu olacak şekilde üçgen oluşturacak olursam önceki sarı üçgenin alanıyla şuradaki üçgenin alanı nedir? Tıpkısının aynısıdır. Bu alanı da bize alan DF 16 verilmişti. O zaman burası da 16 mı oldu? Evet. E şimdi alan dağıtabilirim. Bak A'da kalan 16 ise 2 A'da kalan 32'dir. 2 katı. 2 B'den B'ye geçeceğim. Bak şunu yapmıyorsun artık. Biliyorum yapmıyorsun. İyi öğrendin çünkü. 2B'de kalan 32 ise B'de kalan 16 hocam demedin. Biliyorum farkındayım. Sen şimdi 2B'den B'ye geçiş yapacaksın. B'deki boşluk bak şurası. Tepe noktası buraya kadar geliyor. O zaman sen 2B'de de tepe noktası buraya kadar geleceksin. 2B'de kalan 32 değil. 2B'de kalan 32 artı 16 48. B'de kalan da kaç yapar o zaman? 2 bdeki 48 ise B'de kalan da 24 yapar. Alan ABC'de böylelikle 32, 16 ve 24'ün toplamı. 32, 16 ve 24'ün toplamı. Şu ikisinin toplamı 40 yaptı. Tut. 32 ile de toplarsam 72 yapar. Yani cevap böylelikle C han çıktı. Kaçıncı soruda? 10. soruda. Evet işi öğrendin artık. Hadi bakalım. Geldik 11'e. Ne diyor 11. soruda? Ya hocam şekilde 90 derece var. Üçgenin alanı büyük ihtimalle tabana ait yüksekten çıkar. Açı ortayı da kullanacağım burada. Aa hocam böyle dik üçgene tamamlasam. Ya var mı öyle bir şey yaptık mı bu zana kadar? Ancak dikdörtgen yaparak dik üçgen tamamladık. Sakın böyle bir şey yapmıyorsun inşallah. Ne yapalım hocam? E açı ortay kola dik çizmiş. Diğer kola da biz bir dik çizelim şöyle kardeşim. 5, 5. Ayırtılı yerler de birbirine eşittir. Burası 10 değil midir? Evet. E 5 var 13 var. 5, 12, 13'ten burası da 12. A taralı alanda tabanda belli. yükseklikte belli. Taban kaç? 22. 22 çarpı yükseklik kaç? 5. Bölü 2. Şunlar sadeleşse 11 yapar. Çarptığın zaman da kaç yaptı? 55 yaptı. Örnek 11'i C han bulduk. Geldik örnek 12'ye. Şekilde K noktası ABC üçgenin iç açı ortayların kesim noktasıdır. 6 ve 8 verilmiş. Bunlar da açı ortay olarak verilmiş. ABC üçgenin alanı en büyük değeri aldığında alan BKC kaç santimetre kare olur diye soruluyor arkadaşlar bize. Şimdi bu arada ilk basında şurası küçük diye yazılmış. O biraz yanlış yazılmış. Dikkat edin ona. Büyük olacak orası. En büyük dediğinde nasıl oluyor biliyor musunuz? Şimdi şöyle bir üçgen var. Burası 6 burası 8 iken bu üçgenin alanı normalde nedir? Hocam iki tane kenar varsa arasındaki açıda alfa ise 6 çarpı 8 çarpı sinüs alfa bölü 2'dir. Bunun alanının en büyük olabilmesi için sinüs alfanın en büyük değeri alması lazım. Sinüs alfa da en büyük değeri nerede alıyor? 0 ile 1 arasında ya 1'de alıyor. Yani 90 dereceyken alıyor. Yani burada kaçı 90 derece olduğunda bu üçgenin alanı en büyük değeri alır. Dikkat! Evet şimdi buna göre diyor alan BKC nedir diye soruluyor. Eyvallah 6 8 ise 90 sayı eğer burası. Burası da ne olacaktır? 10 olacaktır. E tüm alan belli. Peki açıortaylar ortaylar olduğu zaman ne oluyordu? Buradaki alanlar tabanlarıyla doğru orantılı oluyordu. Yani şurada kalan 6A iken burada kalan 8A. Burada kalan da 10A olacak. Ve tüm alanda belli mi belli. 18 24A. 24A neye eşit? 6 çarpı 8 bölü 2'ye eşit. Buradan da A'yı ne buluruz biz? Bu 48 bölü 2'den 24. A'yı 1 buluruz. En büyük değeri aldığında alan BKC nedir diye soruluyor. BKC'nin alanına bakıyoruz. Yani bizden 10 A isteniyor. A da 1 olduğuna göre cevapta kaç yapar? 10 yapar. Evet örnek 12'yi böylelikle Balıkesir bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet klasik yoldan konu anlatımında da tekrarda da söylemiştim. İki farklı şekilde yapacağım arkadaşlar bunu. Alan dağıtmayla gidebiliriz. Yani isterseniz bu şekilde e, en küçük üçgen burası ya. Şuradan şöyle alan dağıtalım. 4 tek alan 4 aysa ondan sonra ya da şöyle başlayalım. Şurası daha karışık. 6 büyük sayı daima daha iyidir. Şurada şöyle dağıtmaya başlayalım. 6 tek alan 6 aysa 2 tek alan 2 a diyebiliriz. Sonra buradan bak karışacak. Boş ver bu tarafa gelelim. 4 alan 8 a yaptı. Tepe noktası buranda olanda 2 katı 5'te kalan da 2 katı 10A yapacaktır. E o zaman hocam hop tepo noktası bu olanı bak dağıtım yapabiliyorum. 5'te kalan 5A ise 2 katı 2 katı 1'de kalan da 2A olacaktır. Şimdi gelelim öbür tarafa. 8'de kalan kaç A yaptı? 8 20A yaptı. 8'de kalan 20A ise 3'te bak şöyle. 8'de kalan 20A ise 3'te kalan nedir? O da 60 bölü 8 yapıyor doğru orantı olduğundan dolayı. 60 bölü 8 oldu burası. E hocam burası 60 bölü 8 ise Ondan sonra buradaki oranlamayı da bulabiliriz. Şu taralı alan 12A bölü alan ABC'de şunların toplamı yapacak. Birinci yol bu şekilde tamam. Alan dağıtmayla virgüllü olduğu için size bırakıyorum. Zaten çıkar büyük ihtimalle herhangi bir şekilde sıkıntı olmaz orada. İşlem hatası yapmalı çünkü. Ya da ikinci yol neydi arkadaşlar? Herhangi bir tepe noktası aynı tepe noktasına ait üçgenler gördüğünüz zaman bir bu üçgen, bir büyük üçgen, bir en büyük üçgen. Bunlarda ne yapıyorduk arkadaşlar? Kollar çarpımıyla bu açının kolları çarpımıyla doğru atı bu 6x4 24 burası 24 A ise şuradaki alan şu 8 ile 9'un çarpımı 72 A yapacak. O zaman 72 A yapacaksa tamam 72 A olacaksa şu mavilerde 72 A olduğunu söyledik. 72'den 24 çıkınca kaç geliyor sanırım 48 geliyor buraya 48 A kaldı. Sonra büyüğüne en büyüğüne bakalım. Şu çarpımlar o da 10 ve kaç yaptı burası? 11. Tamamı da kaç yapıyor o zaman? 110 A yapacak. Tamamı da 110 A yapmış oldu. E o zaman alan DFG yani 48 A bölü ne isteniyor bizden? Tüm alan. Tüm alanda da 110 A. Hiç şurayı falan bulmama gerek yok. 110'dan 48 ve 24'ü çıkartırsam şurayı da bulabilirim ama tüm alan isteniyor ya. O yüzden bu şekilde yaptı. 2'ye bölsen kaç yaptı? 24. 2'ye bölsen 55 yaptı. Cevap da böylelikle 24 bölü 55 oldu arkadaşlar. Örnek 13 bu şekilde çıktı. Bakın bu yol daha kolay oldu bunda. Ama diğer türlü alan dağıtarak da sonuca ulaşabilirsin. Sana kalmış. Geldik bir sonraki soruya. Aynı şey. Yukarıdaki gibi. bunu da şey yapabilirsin. Aslında aynı şey. Şu açı ortak. Buradaki uzunluklar bak kaç? 5 eşit parçaya ayrılmış. Burası 4 eşit parçaya ayrılmış. A, 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 A. Burası da 1, 2, 3, 4, 5 eşit parçaya ayrılmış. Şimdi buraya ait bakacak olursak. Hocam kas sayılar çarpımı. 1 kere 2, 2. Buraya 2 A diyecek olursak. Burası da kas sayılar çarpımı. Şu üçgende de 3 üç kere 3, 9. Burası 9 A yapacak mavideki. O zaman buraya ne kaldı? 7 A kaldı. Bir de en büyüğe bakalım şimdi. 4 kere 5, 20. Tüm alanda kaç A yapacak? 20 A yapacak. Hatta 9A'sı buradaysa buraya da 11A kaldı diyebiliriz arkadaşım. Şimdi alan 7A verilmiş. 7A 35 verilmişse A buradan kaç gelir? 5 gelir. Bizden ne isteniyor? Alan ABC o da 20A değil mi? A yerine 5 yazarsam cevapta kaç çıkıyor o zaman? 100 çıkıyor. Dolayısıyla örnek 14 Cehan oldu. İstersen alan dağıtarak da gidebilirsin. Sana kalmış. Ama bu bu bir açıya sahip üçgenler olduğu zaman kas sayılar, çarpımı sanki işimizi daha da kolaylaştırıyor arkadaşlar. İstediğin yerden yapabilirsin. Sana kalmış. Evet gençler. Örnek 15. Aslında tam yeni nesile girmedik ama ee, yeni nesil ağırlık diyelim. Bu sayfada yeni nesil var. Bunu da bir sonraki videoya bırakalım. Hatta bu e, videonun başında anlatırken bir garip formül vardı. Bunu değişik bir yolla yapacağımı söylemiştim. Onu da öbür videoda yapayım isterseniz. O zaman... Ne yaptık? Beşinci gün birinci videoyu bitirdik mi? Bitirdik. Alanı tekrar ettik ve klasik sorulardan şöyle bir bahsettik. Bir sonraki videoda ne yapacağız? İkinci videoda, beşinci günün ikinci videosunda. Yeni nesil soru ağırlıklı olacak. Evet bu sayfada böyle yeni nesil bir tane soru var ama yeni nesil ağırlıklı olacak. Böyle yarıda ortada da bölmek istedim bu konuyu. Olacak şekilde üçgenli alan sorularının çözümlerine devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.